Herkese selamlar, saygılar. Nuru şahitimiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri canlı yayında şifanıza vesile oluyor, olmaya devam ediyor. Arkadaşlar, rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazın. Canlı yayında şifanıza vesile olayım. Haydi. Kistler, nodüller, miyonlar elle tutuluyorsa, kanserli kitle elle tutuluyorsa canlı yayında şifanıza vesile olacağım. Kulak zarı delikse, kulak zarı yoksa, işitmiyorsa kişi, görmüyorsa kişi, şifasına vesile olalım. Kimleri biz canlı yayına alacağız? Gözlemlenebilir rahatsızlığı olanları. Nedir gözlemlenebilir rahatsızlık? İşte kist, nodül, miyon, el tutulacaksa. Kuyruk sokumu, kırıksa, eğikse, boyun bel fıtığı varsa, skolyoz varsa bu arkadaşımızı canlı yayına alacağız. İşitemiyorsa, duymuyorsa, görmüyorsa, kulak zarı delikse şifanıza vesile olacağız. Kemikleri ameliyatla alınmış, kemikleri eksikse, kemikleri kırıksa, yanlış kaynamışsa şifasına vesile olacağız. Haydi, yazdıklarınızı okuyalım. Serdar Boz, 21. Koronayı atlattı annem, hala yoğun bakımda. Allah'a şükür şifalanmış, ne güzel. Çok çok geçmiş olsun. Biz de buradan yoğun bakımdan da kolaylıkla çıkması, tamamen sağlık sıhhatine kavuşması için dua ediyorum. Şifa olsun inşallah. Amin. Böbreklerde sıkıntı. Tamam. Böbreklerin şifasına vesile olduk. İnşallah şifa olsun. Korkuları burada çalışamayız. Ama şifanıza vesile olayım inşallah, kurtuldunuz. Parmaklarda uyuşukluk. Tamam, aciliyet var, fakat diğer yorumları da bir okuyayım. İyi akşamlar. Oğlum 10 yaşında, güneşten alerjisi var. Gözleri kıpkırmızı, dışarı çıkıp oynayamıyor. Arkadaşları lütfen şifasına vesile olun. Şifasına vesile oldum ve şu baba biraz daha şefkat göstersin. Tamam, o kadar kolay. Nesrin, masajın olmaz mı demiş, uyuşukluk. Olur, parmaklarınızdaki uyuşukluğu yok olmasına vesile oluruz ama yorumları bir okuyalım. Hocam çok şükür bir rahatsızlığım yok ama beklediğim bir para var. Dua ederseniz elime geçsin inşallah. Teşekkür ederim. Eğer ki zaten hakkınız sizin için ve evren için doğru, en güzel olan neyse o gerçekleşsin. Ve hemen şu an gerçekleşsin an. İşitme kaybım. İşitme kaybınız yüzde kaç? Ayak tabanında kitle. Tamam. İnşallah yok olsun. Amin. Ayşegül Öztürk. Hocam bolluk, bereket, iş, blokajlarımın açılması için gözlerimi kapatıp ne imgelemeliyim ya da ne yapmalıyım? Konumuzla alakalı değil ama cevaplarsanız çok mutlu olurum. Şunu yapın. Nuruşah ötesindeyim. Günde 200 defa. Bu kadar. Şimdi şu bugün 200 defa söyleyeyim. Her gün 200 defa söyleyeyim. Açın. Bu kadar kolay mı? Daha da kolay valla. Diş eti, kistik, şişlikler, şifa olsun inşallah. Kuzenin boynunuzda şişlik var. Uyuyor. Şifasına vesile olur musunuz? Arkadaşlar, kuzeninizin evet şifasına vesile olmamı istiyorsunuz da izniniz yok. Kuzeniniz izin vermeli. Ayak baş parmak çıkıntısında
Ayak baş parmakların içinde uyuşukluk. Tamam, siz de alabiliriz. Rahimde miyop ve miyop için çalışabilir misiniz? Peki rahimde mikrop ve miyon var. Miyonlar elle tutuluyor mu Serap Hanım? Eğer elle tutuluyorsa canlı yayını alacağım sizi. Dizlerimde bel, boyun fıtık. Dizlerimde ağrı, bel, boyun fıtığım var. Gizli şeker. Kızım 22 yaşında, hayat ediyoruz. İnşallah sosyal bir insan olsun. Tamamen hayatı yeniden dört elle sarılsın. Dizlerimde ödem, valislerim, tiroid nodüllerim, sivilcelerim. Oy oy. Ve şu an şifanıza vesile oldum. İnşallah hepsi yok olsun. Amin. Hocam, benim de şifam vesile olur musunuz lütfen? Funda Hanım, şimdi ya, olduğunu yazmamışsınız ama yine önemli değil. Şifanıza şimdi vesile oldum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sizi daha yeni tanıdım. Takip etmeye başladım hocam. Ben çok rahatsızım. 2003'ten beri romatit artrit. Romatit artrit. Ve lupusum var. İkisinin karışımı. 5 sene önce felç geçirdim. Şifansın inşallah. Gözlüksüz görebilmek istiyorum. Miyom elle gelmiyor, elle tutulmuyor. Babamın kulakları delik. %37 işitme kaybı. Çok teşekkür hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Başlıyorum 200 defa Nuru Şahitesi'yim deme. Bravo. Ve o zaman tüm yorumları okuduk. Yeni yorumlar yazılıyor ama biz zaman kazanalım. Ellerinde uyuşukluk olan, parmaklarında uyuşukluk olan arkadaşımızı canlı yayına alalım. Nesrin Masacı. Nesrin Hanım, sizi canlı yayına almak üzere size davetiye gönderdim. Kabul ediniz. Facebook'tan bakıyorum. Kimler var? Ayla Bilmez, selamlar. Evet, tüm arkadaşlar selamlar. Şimdi arkadaşı aldık canlı yayına. Merhabalar. Merhaba. Hocam nasılsınız? Nuru Şahitesi'yim valla. Siz nasılsınız? Çok şükür hocam, Allah razı olsun. Cümlemizden. Lütfen söyleyin, nedir rahatsızlık? Hocam benim iki ayak baş parmağımın üst kısmında ikisinde de uyuşukluk var. Baş parmaklarınızı oynatabiliyor musunuz? Oynatabiliyorum. Yani altta değil, böyle derinin üst kısmında. Yani tırnağın alt kısmını düşünün. Oraya dokunduğunuzu fark edebiliyor musunuz? Tabii onu fark ediyorum. Nasıl uyuşma var? Ya derinin üzerinde yani bir uyuşukluk, değişik bir şey. Yani ben bunu profesöre de gittim, açıkçası öyle söyleyeyim. Yani çok önemsemedi, vitaminsizlik dedi ama bu yayıldı yani. İlk başta çok azdı, Şöyle ben anlamaya çalışıyorum. Bu nedir yani? Hareket ettirebiliyorsunuz, parmağınızı dokundurduğunuzda evet. His var. Uyuşukluk evet. Nedir? Ben onu anlamadım. Uyuşukluk ayak baş parmaklarımın üst kısmında. Tamam, zannediyorum. Uyuşukluk deride. Buruşukluk mu, uyuşukluk mu? Hayır, uyuşukluk ama hareketimi engel değil ama böyle ellediğim zaman bir hissizlik var yani. Tamam, zaten onu anlatmaya çalıştım. Ellediğinizde fark ediyor musunuz? Fark ediyorsunuz ama yeteri evet. Kadar değil. Tamam. İsminiz ne? Nereden arıyorsunuz? Sakarya'dan Nesrin. Nesrin Hanım, haydi. Kapatın gözünüzü. Kapadım hocam. Öylece bekleyin. Ekran başındaki bütün dostlar, gözlerinizi kapatın ve öylece bekleyin. Lütfen açın gözünüzü Nesrin Hanım. Şimdi kontrol edin. Aynı. Ah, son bir çalışma daha yapacağız Nesrin Hanım. Gözünüz kapalı. Şimdi lütfen açın gözünüzü ve kontrol edin. Fark var mı?
hocam, aynı. Tamam. Nesrin Hanım, ben bütün enerjimle çalıştım. Şu anda fark etmedi. İnşallah yarım saat içerisinde, bir saat içerisinde fark olur. Böyle ümit edelim. Ve şimdi başka arkadaşları canlı yayın aldığında lütfen gözünüzü kapatın, açın dediğimizde kapatın, açın. Ve eğer şu yarım saat içerisinde düzelirse lütfen düzeldiğini yazın. Ola ki bugün tamam, olmadı, hocam. Yarınki katılımınızda yine yazarsanız sizi tekrar alır bakarız. Tamam hocam, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Cümlemize Allah razı olsun. Uğurlar olsun. Arkadaşlar, bana sizin kadar olmasa da şifalandığınızda ben çok sevinirim. İki açıdan sevinirim. Bir, siz şifanıza kavuştuğunuz için. İki, ben başarılı olduğum için sevinirim. Mesela şimdi başarısız oldum. Dolayısıyla sizin şifanızı ben de istiyorum. Evet, belki sizin kadar %100 isteyemeyebilirim. Ne kadar istesem de. Ama yine de yüksek düzeyde şifanızı isterim. Ya prestij kaybetmek istemem. Şimdi prestij kaybettiler. Çok prestij. Babamın kulak zarı delik. Peki Sema, sen babanız yanınızda mı ve şu anda uyanık mı? Babanız şu anda uyuyordur büyük ihtimalle. Eğer yanınızdaysa babanızın kulak zarı deliğini onaracağız ve işitme kaybını inşallah ortadan kaldıracağız. Kızımın gözleri uzağa görmüyor. İnşallah şifa olsun. Ferda Hanım. Yalo Bey'e selamlar. Hocam 5 numara gözlük kullanıyorum. Nesla, Nesrin masajı faydalandık. Faydalandık dediğiniz, yani iyileştiniz mi Nesrin Hanım? Nesrin Hanım az önce hani iki baş, ayak baş parmağında hissizlik vardı ya. Biz başarılı çalışmalarınıza çok defa şahit olduk. Nur işaretçisisiniz. Allah razı olsun. Avusturya'dan selamlar, saygılar. Avusturya'ya selamlar, saygılar. Facebook. Evren Gülçin. Hocam geçen sene Mayıs ayında oğlumun şifasına vesile olmuştunuz. Geçen Mayıs'ta. Geçen sene Mayıs. Canlı yayında oğlumda tik vardı. Çok şükür geçti. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Mutlu oldum valla. Allah razı olsun. Siz hemen bana moral verdiniz. Dediniz ki hocam, başarılı olduğunuz çok zamanlar var. Nuray Hanım, oğlunuz Batuhan'ın şifasına vesile oldum. İnşallah şifa olsun. Amin. Yüksel Kirmet, Yüksel Bey şifanıza vesile oldum. İnşallah kulağınız şifalandı. Amin. Gerçekten gelecek misiniz? Elbette.
Nesrin mesela faydasını gördük dediği şuymuş. Aile içi geçimsizlik vardı. Bu çalışmadan onun tamamen faydasını gördüm. Geçimsizlik azaldı demiş. Hocam Adana'da mısınız? Hayır, İstanbul'dayım. Ama bayramda Afine'ye gideceğim. Emine Dilek Hanım, bizim eğitimimizi almanıza gerek yok. Köpeğinizin şifasına vesile olmak için ben şu an köpeğinizin şifasına vesile oluyorum. İnşallah şifa olsun. Amin. Didem Ayaz, Arzu Aksu, Meryem Keklik. Selamlar, saygılar. Yüksel abi selamlar. Bahadır Bey selamlar. Nuray Ağaoğlu selamlar. Elif Yıldız, Brüksel'e selamlar. Anıl Dügen, Eskişehir'e selamlar. Anıl Hanım. Ve Füsun Ürkmez Hanım'a da selamlar, saygılar. Çiğdem Şengün Çakmak. Selamlar Çiğdem Hanım. Aile Bilmez, selamlar, saygılar. Nuruş Ertemiz Sonsuz. Aile Bilmez şifanızı, şifaya vesile oldum. Evren Hanım'ı alayım dedim canlı yayına. Hani oğlum da geçen sene Mayıs'ta ne çalıştık onu bir duyalım dedim. Tuğba Hanım, Tuğba Nisa selamlar. Allah razı olsun. Kist, nodül, miyon olanlar, kanserli kitlesi elde tutulanlar, kemik eksiği olanlar, kuyruk sapımı deformasyonu olanlar arkadaşlar yazsınlar. Yumurtalıkta miyon var. İhsan aşıcı. Miyonlar ele geliyor mu? Ele geliyorsa söyleyin lütfen. Allah Allah. Nuray Hanım. Düştüm, kolum kırıldı. Kolumu kaldıramıyorum. Şifaya vesile olur musunuz? Olmaz mıyız? Nuray Ağaoğlu. Şu an sizi canlı yayına almak üzere size davetiye gönderdim. Siz acil durum arz ediyorsunuz. Sizi alıyorum. Hocam, huzursuz bacak. Sağ dizle sağ kalça kemiği kireçlenme, yürümekte zorlanıyorum. Gözünde kuruluk, kuyruk sapımının sıkıntısı, işitme kaybı, kuyruk sapımı. Nuray'ım, şu an sizi canlı yayına almak üzere size davetiye gönderdim. Lütfen davetiye kabul ediniz ve aynı zamanda Songül Akdoğan. Sizde de kuyruk sapımı sıkıntısı vardır. Sizi de canlı yayına almak üzere size davetiye gönderdim. Nuray Ağaoğlu. Nuray Ağaoğlu katılamadı. Nuray'ım, size Messenger'dan arayayım bakalım. Nuray. Hülya Hanım merhaba. Hayırlı akşamlar. Siz de kuyruk sokumu sıkıntısı olduğunu yazmışsınız. Lütfen anlatın. Evet. Hocam. Anlatın lütfen. Bunlar çektirmiş. Doktoru. Birkaç hareket verdim. Şimdi de ağırlığım Bir saniye. Ses şu anda çok kötü geliyor. Hiç anlaşılmıyor.
şunu söyleyin. Hiç ses kötü geldiği için dinleyen arkadaşlar kapatır, bizden ayrılırlar. Yani kuyruk sokumunuzda şu an oturduğunuzda ağrı var mı? Şu anda yok ama çok yoruldum. Özellikle bacağımı Tamam. oradan aldım. Çünkü yukarıya vuran Tamam. ağrı oluyor. Peki iki. Kuyruk sokumunuzda dokunduğunuzda normal mi yoksa sağa sola oynamış mı? Aşağı doğru eğik olduğunu düşünüyorum. Peki elinizle kontrol ettiğinizde o eğikliği fark ediyor musunuz? İçe Tamam. doğru. Tamam. Lütfen şu anda bir kontrol edin çünkü birazdan çalışacağım onu düzelteceğim. Tamam. Şimdi kapatın gözünüzü. İsminiz Hülya Hanım mı? Hayır, Songül. E peki Songül. kuyruk sokumu? Neyse, tamam. Hangi şehirdesiniz Songül'üm? İzmir'deyim. Tamam. 1, 2, 3, 4. Lütfen şimdi kontrol edin. Kuyruk sokumunuz düzeldi mi, düzelmedi mi? Ne oldu kuyruk sokumunuzda? Demin nasıldı, şimdi nasıl? Yani demin işe doğruydu, aşağıya doğruydu. Şu anda daha iyi. Tamam. Evet, gerçekten hissediyorum. Ve geçmiş olsun, hepsi bu kadar. Artık ondan kaynaklı hiçbir rahatsızlığınız kalmadı bu kadar. Yani çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümlemizden. Çok sağ olun. Güle güle. Çocuk oyuncağı değil mi? Bu kadar kolay. Nuray Ağoğlu. Valla şimdi size ikinci kez canlı yayına katılmanız için davetiye gönderirim. Orada görünüyor. Onaylayın. Demin onaylayamamış. Hülya Ayan. Sizi arıyorum. Sizde de kuyruk sokma sıkıntısı varmış. Nuray Hanım, niye katılamıyorsunuz? Yorum yazın. Yani şimdi size iki defa istek gönderdim. İstek gelmedi mi? Çiğdem Şengün Çakmak, şifanızı vesile oldum. İnşallah şifanız gerçekleşti. Amin. Hocam geliyor, açılmıyor. Peki bir daha gönderelim. Üçüncü kez gönderiyorum. Hocam öksürük için. Yemin ederim mucize oldu. Son giden hani kuyruk sokumu dörde kadar saydım düzenli ya. Yemin ederim mucize oldu diyor. Kim inanır size Songül Hanım? Tiyatro yaptık biz sizinle. Hocam merhaba, İzmir'den sevgiler, selamlar. İlknur ben 2 haftadır diz kapağımda hafif ağrı var. Rahat bükemiyorum. Şu an şifalandı. Lütfen kontrol ediniz. Hocam dizim bükemiyorum. Tamam. Hülya Ayan, neden bağlanamadınız? Hülya Ayan'ın da kuyruk sokumunda sıkıntı var. Onu arıyorum ikinci kezdir. Oydun bıra. Haydın bıra. Haydınbire dağlarında tabakam kaldı. Siz de bu eğitimleri alın, insanların şifasını besin. Nuray Hanım, artık yapacak bir şey yok. 4 defa size almaya çalıştım, olmadı. Nuray oğlu. Sizi Messenger'dan aramaya çalıştım. Messenger'dan bağlanamadım. Nuray. Aa, oğlu.
Merhaba. Hocam merhaba. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşam dilerim. Nuriye'nin burada. Merhaba. Lütfen söyleyin, nedir kuyruk sapımızda sıkıntı yazmışsınız? Özür dilerim. Kuyruk sokumu 3 senedir çekiyorum hocam. Ameliyat olmuştum. Geçmiş olsun. Mesane ameliyatı geçirmiştim. Şöyle yapalım mı? Şöyle Sonra Hülya Hanım, bunları bırak. Kuyruk sokumunuzda sıkıntı ne? Sadece bu. oturamıyorum. Daha doğrusu çok oturduğumda hocam, Dur, oturduğum zaman dur, o, kalkarken. dur, o kadar da uzatmayalım. Şu kadar. Yani siz Tamam. oturduğunuzda ağrıyor mu? Oturdum, kalkarken çok Tamam, bu ağrıdı. kadar. Oturduğumda ağrımıyor, kalkarken ağrı, bu kadar. Ha, iki. Okey, özür dilerim. Estağfurullah, rica ederim. Size daha fazla, daha çabuk yardımcı olmak için söylüyorum bunu. İki. Kuyruk sokmanız kırık mı, bir tarafa eğik mi? Sağa sola eğik mi? Hiç bilmiyorum. Sadece ameliyat Yeter, oldu, bu ondan kadar. sonra oldu. Tamam, bilmiyorum. Yeterli. Siz yani şimdi oturup kalkarsanız ağrır, doğru mu kalkarken? Hemen değil de çok oturursa. Biz iyileştiğini nasıl anlayacağız? Gözünüzü. Bir, iki, üç, dört. Açın gözünüzü, bu kadar. Ve lütfen şimdi oturun, test edin bakalım. Hala var hocam bakarken. Hani çok otururken oluyordu. Peki. Şimdi kalkar. Tamam. Lütfen kapatın gözünüzü. Hülya Hanım, hangi şehirdesiniz? Kırıkkale'deyim. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lütfen şimdi açın gözünüzü ve test edin kendinizi. Ama hala var. Lütfen ayağa kalkın. Siz benimle beraber 12'ye kadar benimle beraber sayın. 1, 2, 3, Bir, 4, üç, 5, dört, 6, 7, 8, 9, beş, 10, 11, 12. on, on bir, on. Lütfen yeterli. Şimdi bakın kendinize. İyi. Evet. Evet, daha iyi. Peki Daha iyi. yüzde yüz mü, Çocuk yoktur. %100 mü iyileşti, yoksa %90 falan mı? Hocam şunu şöyle anlayacağım, yarın anlayacağım. Neden? Belki ağrı sürekli olduğu için ağrıyan kemik hissi var belki de bende. Anlıyor Tamam. musun? Ama Tamam. anlayacağım, yarın anlayacağım. Tamam. Yarın bize yazarsınız. Şifa olsun. Bunun iyileştiğini gördüm. Çünkü ben görüyorum ki. İyileştiğini Tamam, çok görüyorum. teşekkür ederim. Selamlar, saygılar. Uğurlar olsun Kırıkkale'ye. Sağ ol. Selamlarınızı iletiniz. Nuray Hanım, size buradan ulaşıyorum. Nuray Hanım, merhaba. Hocam merhaba. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız hocam? Vallahi nur işaretesiyim. Siz nasılsınız? Hocam ben kolumu kırdım. Şu kulaklığı duyamıyorum Heh, sizi. çok özür dilerim. Biz tanışıyor muyuz? İlk defa mı katılıyorsunuz? Çok özür dilerim, beklettim hocam. Rica ederim. Biz tanışıyor muyuz? Alo. Hangi şehirden arıyorsunuz bizi? Alo. Bizi hangi şehirden arıyorsunuz? Tamam. Peki tanışıyor muyuz daha önceden? Canlı yayına geçiyorum. Hemen katıl demiştiniz, katılmıştım. Ne çalışmıştık size? Ben takip ettim ilk defa. Yani 10 gündür falan takip ediyorum hocam. Hayır, daha önce hiç tanışmadık, değil mi? Hani
İlk Değil defa. mi hocam? Tamam, Tanışmadık. tamam bu. Haydi, lütfen söyleyin. Düştüğünüz kolunuza bir şey oldu dediniz. Nedir? Hocam derdi yazıyordum. Şu, şu. Koltuğun üstünden düştüm Mart'ın 14'ünde. Tamam. Omuzdan kolum kırıldı ve kolumu kaldıramıyorum. Yani saçımı dahi toplayamıyorum. Tamam. Doktorum fizik Nuray tedavi Hanım. önerdi ama Nuray Hanım. koronavirüsten dolayı gidemedim. Nuray Hanım. Bir de Batuhan'ın Sesim geliyor mu oğlunun size? biraz psikolojik sıkıntımız var. Yani Nuray sizin Hanım, sesimi hiç duymuyorsunuz biraz galiba. önce de şifa verdiniz ona. Onun Nuray Hanım. için gidemedim hocam ama kolumu kaldıramıyorum omuzdan. Benim hiç sesimi duydunuz mu size Nuray Hanım dedim. Hocam. Tamam, lütfen birbirimizi duyalım. Tamam hocam. Ve lütfen bir de birbirimizi basite de almayalım. Şu an sizin evet temiz yüreklisiniz ama benim yaptıklarımı ve beni basite alıyorsunuz. Kolunuzu Ay özür dilerim hocam asla. Duymuyorum o yüzden. tamam, şimdi duyun. Asla. Lütfen şimdi beni duyun. Duyuyorum. Kolunuz hareket etmiyor, hareket ettirmekte zorlanıyorsanız, bunu aldığınız tedavilere rağmen yapamamışsınız. Bunun şifasına vesile olmamızı istiyorsunuz. Evet. Daha bunu anlatmadan başka bir şeye geçiyorsunuz. Sanki bu herkesin böyle rahatlıkla yapabildiği bir şeymiş gibi. Yani ben şimdi buna müdahale etmezsem olmaz ki. Önce siz deyin ki hocam şu kolun şu kadar zamandır olmadı. Hani buna bir çözüm bulalım. Ondan sonra oğlunuz başka bir çalışmaya geçelim. Tamam hocam, kusuruma bakmayın, özür dilerim. Estağfurullah. Ve bizi yeni tanıyan insanları aslında ben almak taraftarı değilim. Çünkü yeni tanıyan insanlar nasıl konuşacaklarını, Refik Hoca ile nasıl iletişime geçeceklerini de bilmiyorlar. Heyecanlanıyoruz hocam yani. Tamam. Allah razı olsun binlerce. Cümlemizden Allah razı olsun. Şimdi daha kısa biçimde sadece sözcük sözcük cevap verin. Hangi kolunuzu kırdınız? Sağ kolum. Peki neresinden kırıldı? Omuzdan. Çok geçmiş olsun. 14 Mart'ta kırıldı. Doğru mu? Evet, Peki doğrudur. şu anda alçıda mı değil mi? Değil hocam, alçıyı alamadılar. Peki şu anda kolunuzu ne kadar hareket ettirebiliyorsunuz? Tamam. İşte bu kadar net konuşmak bizim eğer vesile olabilirsek şifayı vesile olmamızı kolaylaştırır. Peki omuzunuzdaki kırık hala devam mı ediyor? Yanlış mı kaynamış? Ne olmuş? Kısaca. Hocam doktorum kolumun kırığımın tuttuğunu söylüyor ama omuzumda bir kemik var. Ben hissediyorum onu. Yani Böyle tamam. göğsüme doğru vuruyor ağrısı. Yani yanlış kaynadığını mı düşünüyorsunuz? Evet hocam. Peki o kırık yer üzerinde, yanlış kaynadığını düşündüğünüz yer üzerinde lütfen elinizi gezdirin. Gezdiriyorum hocam. Yanlış kaynamaktan kaynaklı bir elinize takılan bir yer var mı? Var hocam. Omuzumun şu üstü. Biz görmediğimiz için bilmiyoruz. Nasıl bir bir nohut kadar mı geliyor? Daha ince mi? Daha büyük bir çıkıntı mı? Nasıl? Yumurta kadar hocam. Yumurta kadar kemik çıkıntısı mı? Peki. Nuray Hanım, kapatın gözünüzü. Kapadım hocam. Ekran başındaki bütün dostlar, lütfen hepiniz kapatın gözlerinizi.
Hiçbir şey saymanız gerekmiyor. Konuşmanız gerekmiyor. Sadece öyle bekleyin. Bir dakika, bir dakika sonra bitireceğiz çalışmayı. Nuray Hanım, lütfen açın gözünüzü. Açtım hocam. Lütfen şimdi o yumurtaya bakın. Küçülme var mı? Hocam yok. Yumurtada küçülme yok. Lütfen. Yani yumurta küçül. Yani şişliği mi indi hocam? Yumurta yüzde kaç yok oldu? Hocam bayağı indi. Yüzde kaç yok olduğunun cevabı bayağı. %100 hocam. Yemin et. Havaya kaldırın o. Siz demin saçınızı bağlayamıyordunuz. Kaldırdım. Hocam Allah bin kere razı olsun sizden. Peki. Çok teşekkür ederim. İşte. Normal koluma kavuştum hocam. Şimdi siz Nuray Hanım. Efendim hocam. 10 gün önce ya da ne zamansa beni ilk izlediğinizde, ilk duyduğunuzda doğru söyleyin. Ne düşündünüz beni ilk duyduğunuzda? Doğru söyleyin. Size güvendim hocam. Hayır, 10 gün önce, 11 gün önce bizi ilk duyduğunuzda, yani bu yalan söylüyor, sahtekarlık yapıyor diye düşündünüz mü? Hayır, düşünmedim tamam. Hocam. Tamam, ama şu anda sizi... Ve o gecede canlı yayındaydınız. Çok yazdım hocam. Ama bir türlü şey yapamadım. Tamam. Şimdi bazı insanlar... Hocam kolum babaya kalkıyor. Allah razı olsun. Evde sizden başka kim var? Tekim hocam evde bugün. Tamam. Şifa oldu. Allah razı olsun. Ne muradınız varsa versin hocam. Tamam. Ve lütfen benim çok şu... duygulandım. Nuray Hanım, benim şu isteğim için dua et. Allah'a direkt ellerini kaldır ve lütfen dua et. Ben şunu istiyorum. Bu sene 1 milyar insan bizim eğitimimizi alsın. Ben bunu istiyorum. Lütfen elini kaldır, Allah'a dua et. Elimi kaldırdım hocam. Allah'a dua et. Allah'ım bin milyar insan katılsın. Cümlenizi tam kurun. Bu sene bizim eğitimimize 1 milyar insan alsın. Bu sene hocam 1 milyar insan katılsın. Siz dua etmeyi bilmiyorsunuz. Benimle beraber dua ediniz. Bilmiyor muyum? Benimle çok heyecanlandım hocam. Ağlıyor musunuz? Evet. Yemin et. Yemin ediyorum. Kolumu havaya kaldırıyorum. Kolum açıldı. Şunu benimle beraber dua edin. Ey yüce Allah'ım. Ey yüce Allah'ım. Lütfen bu sene. Bu sene. Bizim eğitimimizi 1 milyar insan alsın. Bizim eğitimimize 1 milyar insan katılsın. Amin. Amin. Ah. Hocam ben eğitiminizi almak istiyorum. Eğitime katılmak istiyorum. Nuray Hanım, eğitime katılma isteğinizi falan bunları sonra kendi içinizde geçin. Çünkü sonra şöyle bir şey zannedilir. Hani biz karşılıklı iş yapıyoruz zannedilir.
Siz Hayır eğitim hocam. alsanız da almasanız da Alakası yok. eğitim alsanız da almasanız da yemin ediyorum biz herkese bunu yapıyoruz ve zerre kadar kuruş hiçbir şekilde kabul etmeden yapıyoruz. Peki doktorlarımız ne dedi? Hani ne kadar süre öyle kalacak dedi? Görmen gerekir dedi fakat gidemedim. Ama hocam şükürler olsun Rabbime, inanın görmeniz lazım, havaya kaldırıyorum kolumu, elimi. Allah'a şükür. İşte bu Ve ben saçımı toplayamıyordum. ve omzumuzun üzerinde yumurta büyüklüğünde bir kitle vardı, doğru mu? Evet, O aynen hocam. kemik kitlesi miydi? Şişti. Sağ tarafıma hiç yatamıyordum zaten. Peki o kemik, o yumurta kadar olan kemik miydi yoksa şişlik miydi? Hocam kemik sanki yukarı çıkmıştı, böyle göğsüme, boynuma doğru kasıyordu. Yani şişlik değil de o kemik sertliğiydi. Yani kemik gibi sertti herhalde, kemiğin Evet, kendisiydi. yumurta gibi şişti ama. Tamam. Bu kadar. Hepsi bu kadar. Ama Allah razı olsun hocam, çok teşekkür ederim. Uğurlar olsun. Hangi şehirdeydiniz? Ankara mı demiştiniz? Ankara'dayım. Tamam. Mesleğiniz ne sayın hocam? Ne sanatı? Kursu, resim kursu, sanat okuluyum, tiyatro yapıyorum. Tamam. Bizim Ankara'daki eğitmenlerimizden biri de böyle bir okula aynı zamanda devam ediyordu ders vermeye. Seval Özdemir. Var mı böyle bir eğitmenimiz? Bizim eğitmenimiz Seval Özdemir. Aynı zamanda o da tiyatro ve sanat eğitimleri veriyor. Tamam. O başka bir okulda o zaman. Ama ha, hiç bilmiyorum. Tamam. Benim yerim Batı kentliğim ben. Tamam. Haydi. Size hayırlı akşamlar. Nuru Şah ötemiz sonsuz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Güle güle, güle Çok gelsin. sağ olun. Şifa Çok olsun. teşekkür Uğurlar ederim. olsun. Arkadaşlar valla kendiniz gördünüz hani benim hiçbir şey söyleme gerek yok. Okuyalım. Sibel 7. Kusura bakmayın ama ben daha önceleri size hiç güvenmemiştim. Nedenini bilmiyorum. Artık güveniyorum. Sibel Hanım kusura bakma. Vallahi size engelliyorum. Buyurun. Şikayet etme ama Sibel alt çizgi 7 K yolu engelli. Oh be. Sibel Hanım sizi engelledim. Ne kadar rahatladım vallahi anlatamam. Arkadaşlar ben ne yaptım ki ona bana güvenmemiş? Hani şu olur, onu çağırırım, para alırım, insanları kandırırım. Bir yerden hani birileri duymuştur bunu, güvenmezdim. O kime ne yapmışım Allah'ını seversen. Yazık. Ve Sibel Hanım eğitimi alanlardan biri de ben olayım demişsiniz. Ama engellendiniz. Ah. Ben insanları sevindirirken insanların bazıları beni üzmeyi nasıl başarıyor? Bir daha üzmesinler diye de engelliyorum. Hocam, o kadar mucize görüyorum ki sizde.
Yeğenimin oğlunun bir kromozomu eksik. 24 yerine 23 var. Erkek çocuğu. Ve sakat olacak. Başladı 10 yaşında. Şimdi. Fazla yaşamıyorlar. 40 geçince ölecek. İnşallah şifalandı şimdi. Amin. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Topuk dikeni var. Kurtuldunuz. Test edin kendinizi. El ve ayaklarda sedef yok oldu şu an sedefiniz. İnşallah. Hocam sürekli oruç ertesiyim diyorum. Günde 300-500 defa söylüyorum. Ne güzel. Valla 50 bin defa da söyleseniz faydası var. Ne kadar çok söylerseniz o kadar faydalı. Hocam sizi yeni takip ediyorum. Şifa çalışmalarınızı ne zaman yapıyorsunuz? Valla en tehlikeli insanlar bizi yeni tanıyorlar. Bizi aylarca tanıyan insan arkadaşlarımıza biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü yeni tanıyanlar benimle nasıl konuşacaklarını bilmiyorlar. Hocam güneşte bacağı çok yandı ve su topladı. Bacağını dizden aşağıya ve ayağının dizden aşağı bükemiyor ve ayağı çok yanık. İnşallah şifa oldu. Amin. Şişlik var. Şifa olsun inşallah. Kanan olup bebeğine konuşabilir miyim? Kiden 38. Allah razı olsun güzel dilekleriniz için. On yıldır kalça eklemi kireçlenmesi. Şifa oldu. Diz ağrısı onlarda şifalandı. Nurçet'in ayak tabanındaki şişliklerin yok olmasına şimdi vesile oldum. Annemin kuyruk sokumu rahatsızlığı var. Anneniz yanınızda mı Tuğba Hanım? Tuğba herhalde günaydın soyadı. Katılamadı.
İki aylık hamileyim, bebeğimin cinsiyetini belirlemek mümkün mü demiş. En kolayı bu. Şu an sizi alıp canlı yayın almak üzere size davetiye gönderdim. Access Architecture bekleniyorsanız. Merhabalar. Merhaba hocam. Hayırlı akşamlar. Sağ olun, hayırlı geceler, nur şahitiniz sonsuz olsun. Amin. Hamileliğiniz hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim hocam. İnşallah analı babalı sağlıkla, mutlulukla büyüsün. Siz amin, Allah razı olsun. Doktorlarımızdan cinsiyetini öğrendiniz mi? Yok hocam, ben bugün öğrendim tamam. Zaten. Peki. Hemen cinsiyetini... Yani. Bakalım mı cinsiyetine? Efendim? Cinsiyetine bakalım mı? Merak ediyorum. Yani sevinirim, evet, merak ediyorum. Kapatın gözünüzü. Tamam. Türkiye haritası gözünüzün önüne gelsin. Evet. Geldi mi Türkiye haritası? Evet hocam. Ve Kıbrıs. Kıbrıs adası gelsin gözünüzün önüne. Geldi mi Kıbrıs? Evet. Hani Kıbrıs'ta iki devlet var değil mi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney. Ve Yunan kesimi. Rum kesimi. Evet. Gördünüz değil mi şu anda? Evet. Şimdi devletleri olarak bakmayın. Orada orası tamamen bir toprak olarak bakın, tamamen toprak. Yani şimdi karnınızdaki bebek gitsin bakayım. Kıbrıs'ın güneyine mi gidiyor, kuzeyine mi gidiyor? Siz nerede görüyorsanız onu yapın. Yani şöyle demeyin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim, onun için oraya götüreyim demeyin. Siz kızınızın cinsiyetini, kızınız diyorum, bebeğinizin cinsiyetini belirliyorsunuz. O yüzden bakın bakayım. Kuzey Kıbrıs. Böyle tam ortadan ikiye ayrılmış. Kuzey ve güney. Kıbrıs'ın tamamı tam ortadan ikiye ayrılmış. Çizginin üst kısmı kuzey, çizginin alt kısmı güney. Sizin bebeğiniz alt kısımda mı? Yoksa Türkiye'ye bakan kuzey kısmında mı? Gibi değil. Yani şimdi Kıbrıs haritası geldi gözünüzün önüne. Açıkçası gittim ama sanki kuzeyde bir ağırlık hissettim. Hayır, hayır, bizde böyle his falan değil. Yani görebildiniz mi, göremediniz mi? Göremedim demek ki hocam. Tamam. Şimdi yeniden Kıbrıs haritası gelsin gözünüzün önüne bir kez daha. Tamam, geldi. Bir bakın, harita mı, böyle kağıt üzerinde harita mı, yoksa dağlar, ovalar mı geldi? Kağıt üzerinde, dağlar, ovaları, çıkıntıları, yükseklikleri hayal ediyorum. Tamam, şimdi karnınızdaki bebek o haritada bakın bakalım nereye gidiyor? Kuzeye gidiyor. Tamam, gözünüzü açın. Bebeğiniz erkek, bu kadar kolay. Evet, erkek. Peki hocam, bir şey daha soracağım. Bebeğe isim verirken nasıl sorabilirim ona ne isim istediğini? Yine bu şekilde kanal olarak mı sorabilirim? Evet. Bu şekilde kanal olarak. Tabii siz bizim eğitimimizi almadınız değil mi? Almadınız. Aslında benim kuzenim aldı. Tamam. Ben ondan da eğitim aldım. Kuzenim sizden aldı, ben kuzenimden eğitim aldım. Sertifika aldınız mı? Ben almadım, yok sertifika almadım. Ama kuzenim aldı sizden. Tamam, yani siz eğitim almadınız, kuzeniniz eğitim aldı. Siz kuzeninizden öğrenmeye çalıştınız. Eğitim aldım.
Tamam. Siz bizim eğitmenimiz değilsiniz tabii. Çünkü sertifikanız olmayınca eğitmenimiz değilsiniz. Yok, sertifikam yok. Tamam. Bir de bizim eğitimimiz eğer sertifikanızı verse artınız olacak. Artı da şu. Ben 4 yılda 750 tane eğitim verdim ya. Onlar Evet. Facebook'ta kapalı grupta. Şimdi kuzeniniz onu görüyor. Siz de eğer sertifika alırsanız siz de o gruba gireceksiniz. Geçmişin 750 eğitimini izleyebileceksiniz. Evet, bahsetti bana. Tamam. Ben Hadi. zaten 1 yıldır, hatta daha fazla süredir sizi takip ediyorum. İşte Biz beraber karar verdik eğitimimize katılmayı ha. ama ben İstanbul'da olmadığım için Tamam. katılamamıştım sanırım. Ne mutlu, ne güzel. Siz kuzeninizi kanal Ay çok yaparsanız mutlu. kuzeniniz 5. boyuta gider. Onun bir isim isteyip istemediğiniz ona sorar ve eğer isim belirlemek istiyorsa yine kendisi söyler. Bu kadar. Bir de hocam ben size bir şey daha soracağım. Vajinismus problemim var benim. Şu anda bir saniye. Canlı yayın hani bu sonra hocam ben böyle demiştim bu videoyu silin dersiniz. Bence bunlara girmeyelim. Ben Yani şu kendi anda problemim ve şifanıza üstünde çok çalışabilirseniz çok sevinirim. efendim? Sağlık problemi olduğu için ben çekinmiyorum. Hani Tamam. bir çalışma ben yaptım yine ama bir Tamam. faydasını kendim yaptığım için göremedim. Kapatın gözünüzü. Sizin gözünüzü açmayın ama cep telefonunuz. Cep telefonunuzun hayalinizdeki cep telefonu ama hayalinizde cep telefonu. Camı kırık mı, çatlak mı, kirli mi, temiz mi? Temiz. Sağlam. Ve bir ev görün, evin camına bakın. Evin bir tane camı var. Camı temiz mi? Temiz, evet. Tamam. Hatta o camı çıkarın, yeni bir cam getirin takın. Açın gözünüzü, şifa olsun, hepsi bu kadar. Şu andan itibaren sıfır oldu. İnşallah. Amin. Teşekkür ederim hocam. Çok Oldu. sağ ol. Hadi. Mucizevisiniz Uğurlar gerçekten. olsun, başın üstüne güle güle. Şahane bir şey yani. Ne mutlu, ne mutlu sizinle tanışmak. Şifa olsun inşallah. Bende HPV virüsü var. İnşallah yok oldu. Şimdi amin. Yüksek tansiyon. Midede sürekli gaz. Şifa olsun inşallah. 11 yaşındaki oğlum 70 kilo. Şifa olsun inşallah. Fit haline gelsin. Ayak baş parmak kireçlenmesi, topuk dikeni. Güneş yanığı. İnşallah hep korkmaz eğitimleri 1 milyar insan tarafından alınsın bu sene. Allah razı olsun. 9 aylık hamile gibi şiş. Biraz sinirli. İyi geceler. Hocam ben Doktor Buket. Ha. Doktorum, kuyruk sapınızda sıkıntı vardı. Yaklaşık bir hafta oldu. O günden beri nasılsınız soralım. Valla sizin Doktor Buket olduğunuzu anlamak için müneccim olmak lazım. Ha. Hocam orada sıkıntı yok ki Tamam. Doktor değil. hanım 20 saniye kaldı. 20 Yalnız sa Doktor hanım beni dinleyiniz. 15 saniye. Buket hanım. arkadaşlarımı ettim. Beni duyuyor musunuz? Evet hocam arkadaşlarımı Buket sizi hanım. tavsiye ettim. Valla 5 saniye kaldı. O günden beri iyi misiniz, değil misiniz onu söyleyin. 3 saniye kaldı. Şöyle 3 saniye diyorum şöyle diye. Şöyle diye başlayan cümle en az 3 dakika sürer.
Topuk dikeni var arkadaşımızın, onu arıyorum.